fx'in grafiği yeşille gösterilmiş. Şekil üzerine hareket edebilen bir mor penceremiz var ve bu mor pencere, fonksiyonun ters türevinin bir bölümü olan büyük fx'i içerebilir. Peki, aslında burada söylemek istedikleri şey şu. Yeşille gösterilen bu fonksiyonun ya da o fonksiyonun bir bölümünün morla gösterilmiş fonksiyonun türevi olduğu. Ve soruda sorulan şey ise, hareket edebilen mor pencere içindeki fonksiyonun ne zaman ters türevi? ya da başka bir deyişle f(x)'in ters türevine karşılık geleceği. f(x)'in ters türevi için genellikle bu büyük f kullanılır ve bu şekilde yazılır. Büyük f(x) ve küçük f(x) büyük f(x)'in türevidir. Evet, bir bakalım. Sizce hangi noktada? Bakın bu Mor pencereyi söyledikleri gibi oynatabiliyoruz. Hangi noktada Mor fonksiyonun türevi yeşil fonksiyona karşılık gelir? Bunu bulabilmek için işe Mor fonksiyonla başlayalım. Türev neydi? Teğetin eğimiydi. Öyle değil mi? Teğetin eğimi. Peki bu nokta ile bu nokta arasında nasıl bir eğim var? Sabit ve negatif. Bu noktadan sonra ise sabit ve pozitif bir eğimimiz var. Şimdi de yeşil fonksiyona geçelim ve hangi aralıkta negatif ve sabit bir eğim var onu bulmaya çalışalım. 0 ve daha sonra negatif hale geliyor yani azalıyor. Burada sabit ve pozitif bir eğim var, sabit ve negatif değil. Burada da sabit ve negatif bir eğim var. Bir bakalım belki bu aralık doğru cevap olabilir. Evet, burada sabit ve negatif bir eğim var. Ama sonra mor fonksiyon sabit ve pozitif bir eğim gösteriyor. Ama yeşil fonksiyonun eğimi 0. O halde burada mor fonksiyonun türevi yeşil fonksiyona karşılık gelmiyor. Bu durumda bu sorunun cevabı yok. Yani bize verilen bu grafikte mor fonksiyonun türevinin yeşil fonksiyona karşılık geleceği, denk geleceği bir aralık bulamadık. Peki bir bakalım cevap doğru mu? Evet doğru. Sıradaki. f(x)'in grafiği morla gösterilmiş, şekil üzerine hareket edebilen yeşil pencere, fonksiyonun türevinin bir bölümü olan f üssü x'i içermektedir. Bu soruda yeşil pencereyi hareket ettirerek hangi aralıkta mor fonksiyonun türevinin yeşil fonksiyona karşılık geldiğini bulmamız gerekiyor. Evet, yeşil fonksiyona bir bakalım. Bu türevin grafiği ise bu noktada eğim oldukça negatif. Sonra artmaya başlıyor, 0'a eşit oluyor ve sonra da pozitifleşiyor. Peki bir düşünelim. Burada eğim sabit ve negatif işimize yaramaz. Geç. Buraya gelelim. Eğim oldukça fazla negatif. Sonra giderek azalıyor ve bu noktada sıfra eşit oluyor. Evet, bu noktada. Evet, burada da bakıyoruz. Eğimi sıfır gösteriyor. Evet, buraya kadar türev grafiğiyle bir eşleşme var. Bu noktadan sonra ise mor grafiğin eğimi gittikçe pozitifleşiyor. Ve evet, bu aralıkta bir eşleşme var. Ve yeşil fonksiyon mor fonksiyonun türevi. Bakalım. Doğru. Bir örnek daha yapalım. fx'in grafiği yeşille gösterilmiş, şekil üzerine hareket edebilen mor pencere fonksiyonun ters türevinin bir bölümü olan büyük fx'i içermektedir. Bizdense yine mor fonksiyonun türevini yeşil fonksiyonla eşleştirmemiz isteniyor. Evet, yeşil türev, morsa türevini aldığımız fonksiyon. Mor fonksiyona baktığımızda birinci bölümde sabit ve negatif bir eğim var. O halde gelin sabit ve negatif eğim bulabilecek miyiz bakalım. Burada sabit ama pozitif bir eğim var. Bu sabit bile değil. Bu sabit ve pozitif. İşte burası. Burada sabit ve negatif bir eğim var. Yani birinci aralıkta bu nokta ile bu nokta arasında eğim sabit ve negatif. Türev grafiğinde de aynı şeyi görüyoruz. Biraz da ayrıntı vermek gerekirse burada eğim sabit ve eksi 1'e eşit. Evet, bakın burada da türev eksi 1'e eşit ve sabit. Şimdi ikinci bölüme bir bakalım. Mor fonksiyonun eğimi burada 0 ve negatif yönde giderek artıyor. Doğru. Türev 0'a eşit ve daha sonra giderek negatifleşiyor. O halde bu aralık doğru aralık olmalı. Bakalım. Cevabı kontrol edelim. Ve doğru. Şahane.